Dünya lideri deyince aklına kim geliyor? Şöyle bir düşündüğün zaman vardır. Yani Atatürk'ten bu yana geliyorum. Erdoğan'dan başka kimseyi göremiyorum. Peki neden Erdoğan abi? Ya neden Erdoğan mı? Ya bütün denizler mürekkep olsa, bütün ormanlar ağaç olsa Erdoğan ne de dünya lideri olduğunu anlatma yazma yetmez. Peki abi, bana göre çok şikayetçi olanlar var ekonomiden, şundan bundan. Çok şikayetçi olanlar var değil mi? Şöyle iki ay önce bir üç ayaklı bir seçim oldu mu? Meclis çoğunluğu birinci turda aldı mı? Abi, Cumhurbaşkanlığı ikinci turda %95 aldı mı? Doğru mu? %51,5 yani şu birinci turu söylüyorum. Ha, tamam. İkinci turu da iki ay önce aldı mı? Evet, yine aldı. Siz bu sokaklarda röportaj yapıyordunuz değil mi? Evet. Yine o zaman patates, soğan, gülen güle Erdoğan dediler mi? Ciddi bir ekonomik kriz var mıydı? Pahalılık vardı. Ciddi sorunlar vardı. Z kuşağı, 6 milyon Z kuşağı bize oy verecek. Erdoğan'ı göndereceğiz dediler, doğru mu? 6, 7, 16 parti birleştiler. Ne oldu? Halk kimi tercih etti? Halk Erdoğan tercih etti. Neden biliyor musun? Sen şirketini güvenmediğim insana teslim edebilir misin? Edemem. Etmezsin değil mi? Etmem. Bu millet de ekmeğe soğana bakmaz. Bu millet ülkesini, vatanını, bayrağını güvenilir liderlere teslim eder. Güvenmeyen insana teslim etmezler. Hiç kimse açlıktan ölmemiştir. Kuru ekmek soğan yer ayakta kalır ama vatansız, bayraksız yaşayamazsın. Onun için halk yine Erdoğan tercih etti. Bence de yarın seçim olsa yine Erdoğan tercih ederler. Şu andaki ana muhalefetin ortada olduğu durumu görüyorsun. Birbirine girmişler. Onun için bana göre Erdoğan o kadar lider, dünya liderinin olma sebepleri o kadar saysam yani bitiremem Erdoğan'ı. Tarif edemem ki. Ya Erdoğan 20 sene önce geldi, gelmeden önceki Türkiye'nin halini hep beraber biliyoruz. Ben 57 yaşındayım, biliyorum. Bak emin ol, Kars'ta bir tane devlet hastanesi vardı. Ben onu soracaktım abi. Şimdi Sayın Erdoğan neler yaptı diye de soracağız sana. Sayayım mı? Yol, köprü, hastaneyi ben söyleyeyim sana. Daha sonrasını istersen sen devam ettir. Ya ilk yani 15 yılda bu İstanbul'da insanlar hepsi zengin oldu. Hepsi para kazdı. Belli bir seviyelere geldiler. Şu anda ekonomik kriz var mı? Adam bir 500 liralık dairesi, yani 250 liralık dairesi kaç para şimdi? 5 milyon oldu, doğru mu? 500 liralık kiralık dairesi kaç para şimdi kiralıyor? 10-15 milyar kiralıyor değil mi? Maaşı, İyi bir şey mi? Bir dakika, maaşı kaç paraydı? Diyelim 1000 lira maaş alıyordu. Asgari ücret 1250 liraydı. Şimdi kaç paraydı? Yani eğer pahalılık varsa senin gelir seviyen de yükseldi. Enflasyon da artıyor ama abi. Artıyor. Ya umarım bunu başaracaklarını düşünüyorum. Bak bekleyin, bir yıl bekleyin. Allah'ın izniyle çok daha güzel olacak. Yani düzeltecekler tahmin ediyorum. Şu anda ciddi bir çalışma var, ciddi bir mücadele var. Bakın bu ülkede Erdoğan vatansever bir liderdir. Erdoğan milletsever bir liderdir. Erdoğan'ın bugün bu ülkenin bu durumda olmasını istemez. Bana göre istemez. Yani hele özellikle emeklilerin 7,5 milyar maaş aldığını Erdoğan asla ve katiyen kabul etmez. Burada bir sorun var. Ya Erdoğan aldatıyorlar, danışmanları ya da birileri aldatıyor. Ya da Cumhurbaşkanımız Erdoğan bundan haberi var. Bildiği bir şeyler var. Mutlaka bunu iyileştirecektir, bir çare bulacaktır diye düşünüyorum ben yani. Çünkü yani emekliler için ciddi bir sorun. 7500 lira geçirme şansın mümkün değil. Ha bir de şu var. Emekliler ortalaması 50 yaş diyelim değil mi? Sen 30 sene İstanbul'da çalışmışsın. Hani emekliyim ben geçinemiyorum diyorsun ya. Ya arkadaşım sen 30 sene İstanbul'da çalışmışsın. Bir daire sahibi olamamışsın. Bugün kiradaysan. Ha bir şeyler başına iş gelmiş. 100 kişiden bir kişi dairesini, iki kişi dairesini kaybetmiş. Malını, mülkünü kaybetmiş. Olabilir. Ama sen bir daire sahibi olamamışsın. Eğer bugün emekliysen, kiradaysan geçinemiyorsun. Devletin sorunu değil ki. Bugün Erdoğan değil, bir başkası olsun. Senin sorunu. Tamam peki ben nasıl alacağım abi? Yani mesela sen şöyle mi düşün. Ben evet 23 yaşında, 24 yaşında bir gencim. Şu an çalışarak mesela bir ev nasıl satın alabilirim? Tamam. Yani benim annem babam belki almıştır ama ben şu an nasıl alabilirim? Yani en azından şöyle düşün. Onların zamanında alınabilir bir şartlar koşulmuş zamanında ama şu an ben alamıyorum. Tansu Çiller'in kriz devalüasyonu hatırlıyor musun? Evet. Süleyman Demirel'in, evet. Bülent Ecevit'in. O zaman koşullar daha ağırdı. Kaç tane banka battı. O zaman da bugünkü şartlar aynı insanlar ne söyledi biliyor musun? Ben o dönem emlakçılık yapıyordum. Yani millet dedi ki artık hayat bitti İstanbul'da. Hiç kimse daha bir şey alamaz. Bir anda her şey %100 arttı. %500 arttı bir gecede. Gece sabah kalktık. Herkes fakir. Peki sonra alım gücü tekrar yükselmedi mi? Herkes daire sahibi olamadı mı? Araba sahibi olamadı mı? Herkes evlenmedi mi? Ekonomi tekrar rayına oturmadı. Alım gücü yükseldi mi? Yükseldi. Burada da Allah'ın izniyle bak. Eğer ki bu zamların önüne geçseler, alım gücü yükseltti, biraz da maaşlar da iyileşirse, insanın gelir seviyesini biraz daha yukarı çekseler, o zaman her şey eskisi gibi olur. Senin alım gücün tekrar yükselir. Yani diyelim ki bir tane araba, bu en kötü araba bugün 1 milyonsa, 3-4 sene 1 milyonda kalırsa zaten adam bu alım gücün yükselir, sen bu arabayı her türlü alırsın. 3-4 sene fiyat yükselmese. Ama fiyatlar durmadan yukarı doğru giderse sen alma gücün olmaz. Yetişemezsin. Bugün şartlarda alma şansın yok. Ama biz bunu bekleyip bir göreceğiz. Bu hep böyle gitmez diye düşünüyorum. Hep zam zam zam. Yani şu var. Bir de millette de bir esnaflarda da bir sorun var. Bak bu dönemde pandemiden bu yani esnaflar kazandığı parayı hiç kimse kazanamadı. Hiçbir dönemde kazanamadılar. Sen bugün gidiyorsan en kötü bir su 20 liradan, 15 liradan. Ya
3 lira maliyetli, 2 lira maliyetli olan suyu 20 liradan satıyor. Bir çay 30-35 liradan satıyorlar. Yani inanılmaz, bir porsiyon kebap yiyorsun 250-300 lira ya. Zaten etin kilosu 300 lira ya. Adam bir porsiyon eti 300 lira satıyor. Hala şikayetçi, devleti kötülüyor. Ya devlet ne yapsın? Sende vicdan yoksa, ahlak yoksa. Devlet ne yapsın? Senin başında nöbet mi tutsun? Biraz da insan ahlaki olarak biraz elini vicdana koyar, iş yapar. Yani isabet etmezsin, benim şu arka tarafıma bir dön. Su orada 10 lira. Burada da bir simitçilere gitti, her tarafta da su 5 lira. 10 lira yerde su alma, içme kardeşim. Ondan sonra su içerken bağırıyor, diyor ki gücüm yetmiyor ya. Biraz da araştır. Geçen Kadıköy'de bir çay içtim bir kafede. Çay 35 lira ya. Niçin ben orada? Biraz da aşağı indim. 10 lira. 10 lira yerden iç. Yani millet de biraz araştırması lazım. Ha şu var yine. Millet tamam şikayetçi ama hiç kimse aç değildir bana göre. Ekonomi kriz var ama millet aç değil. Herkesin işi dört dörtlük. Herkesin alım gücü de var. Aç hiç kimse aç değil. Yani herkes para kazanıyor. Bak emin olun. Aç bir ülkede ne olur biliyor musun? AVM'ler boş olur. Mağazalar boş olur. Marketler boş olur. Restoranlar boş olur. Ya hangisine gidiyorsan emin ol. Bak şurada kameraları bir çevir, şu karşı mağaza. Ya markalı mağazalara giriyorsun, kuruk marka ya. En kötü elbise 500-600 lira, en kötüsü kuruk var ya. Yani git en şuralara bu dönerciye gir bak, hepsi sıra bak. Tıka basa dolu, hepsi alım, hepsi Arap mı ya? Hepsi turist mi? Turist de olsun canım. Turistin olmadığı bir ülkede sen millet ülkesine turist çekmek için can atıyor, mücadele veriyor, kampanyalar yapıyorlar. Bırak da insanlar gelsin. Buraya geldiği zaman buraya döviz bırakıp gidiyor, doğru mu? Yanlış mıyım? Sen bunu niye istemiyorsun? Araplarda para var. Adam geliyor burada bir lokantada yemek yiyor. Diyelim 1000 dolar, 2000 dolar para bırakıyor, hesap bırakıp gidiyor. Adam bir ay burada gezecek, çekip ülkesine gidecek. Bırak da gelsin yesin. Sen esnafına faydan var, sana faydası var, ülkene faydası var, ekonomisine faydası var. Niye bırakmıyorsun? Yani bu ülkede mesela ben o kadar dinliyorum. Almancılara, Ukraynalılara mesela Batılılar hiçbir kelime yok. Ülkemizde dolu Batılı ya. Gidin Antalya, Alanya, adamlar bütün her tarafın toprağını almışlar. Kuşatmışlar hep Almancı. Sen kendi Almanya değilse dersin. Burası Almanya mı acaba? Hep toprak almışlar. Hiç kimsede ses yok. Söz konusu Müslüman olunca Erdoğan da İmam Hatip'li Müslüman ya. Buradan Erdoğan'ı vurmaya çalışıyorlar. Arapların üzerine Erdoğan'ı vurmaya çalışıyorlar. Vurmayın kardeşim. Yani siz başa geldiği zaman siz de Batıları doldurursunuz buraya. Ya bırak da gelsin, Batılı da gelsin, Arap da gelsin. Bak şunu yine net söylüyorum. Bugün Erdoğan görevi bıraksın. Bu ülkede Erdoğan görevi bıraksın. Emin ol, mikrofonu uzatın, hiç kimse biz açız demeyecek. Kimse bu ülkede ekonomi kriz var diyemeyecek. Çünkü bu Erdoğan'ın alerjisi var. Erdoğan İmam Hatipli olduğu için Erdoğan'ı belli bir kesim istemiyor. Samimiyetimle söyleyeyim, istemiyor. Yani Erdoğan bak, geçen gün kimdi ya? Dinledim. Özgür Özel'i dinledim. Adam ne diyor biliyor musun? Bir dahaki dönemde 2028'de Erdoğan bir daha aday olsun. Ya zaten adam aday olamıyor. Diyor ki biz Erdoğan'ı yenmeden olmaz. Erdoğan'ı yenmemiz lazım. Yani içini, adamın içindeki ateşi bu sefer bu şekilde sönecek. Ya Erdoğan düşmanlığı var. Biz Erdoğan aday olsun. Biz itiraz etmeyeceğiz. Erdoğan'ı yenmemiz için Erdoğan'ı bu şekilde göndermemiz lazım. Ya arkadaş sen Erdoğan'a karşı 18 seçime girdin, kaybettin. Erdoğan yarın aday olsa yine seni yener, yine mars eder seni. Onun için ben ne diyorum ki Erdoğan düşmanlığı var İmam Hatip'le olduğu için. Geçmişten bugüne gelirsen bak Menderes'i de, Özal, Erbakan Hoca, kimleri sayarsan say hepsini bu şekilde bir şekilde alaşağı ettiler. Erdoğan'la güçleri yetmedi. Unutturlar tek bir şey var. Halk Erdoğan'ın arkasında, yani bir muhafazakar seçmen var. Sen ne yaparsan yap bu halk bu ülkede aç gezer, Erdoğan'ı satmaz, Erdoğan'ı yedirtmez. Şartlar ne olursa olsun bu muhafazakar bir seçmen var ya, gördük değil mi? 4-5 tane sağ parti gitti mi Cumhuriyet Halk Partisi, Millet Cumhuriyet Halk Partisi yanına. DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat, İyi Parti. Hatta Ekrem İmamoğlu da bir parti hesaplayalım, o da sağ. İyi Parti, ana vatandan gelme. Mahsun Yavaş'ı da sağcı bir parti hesaplayalım. Kaç parti? 4, 5, 6, 7 parti, doğru mu? 7 sağ parti gitti Cumhuriyet Halk Partisi yanına, bir tek oy götürebildiler mi? Cumhuriyet Halk Partisi oy 25'te kaldı mı? Doğru mu? Bir faydaları oldu mu? 4 tane, 5 tane lider gitti ya oraya. Her birisi birer oy götüremedi oraya. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de bunu biliyor ki sağdan kolay kolay oy alamazlar. Sağ seçmen oy sessiz kalır. Sandığa gittiği zaman oyunu atar, döner gelir. Şimdi diyelim ki İzmir'e git. İzmir AK Parti'ye verebiliyor mu oy? Vermiyor değil mi? Hizmet de yok. Ama insanlar o şekilde, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin net kesin bir seçmeni var orada. AK Parti İzmir'i vermez hiçbir şekilde. AK Parti işte İzmir'de ne yaparsa ya bütün sokaklar altınla döşesin. Yine alamaz İzmir'i. Mümkün değil. Şimdi burada muhafazakar seçmen de böyle bir düşüncesi var, bir çizgisi var. Yani muhafazakar seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne aynı pencerede dünyaya bakmıyor. Ben de bakmıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Aynı pencereden aynı dünyaya bakamıyorum. Çünkü aramızda o kadar zıt şeyler var ki bizim bir araya gelmemiz imkanı yok yani. Mümkün değil yani. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi
cennette çevirse ben şansım olur yine oy veremem ama oy verenlere saygı duyarım. Peki neden oy vermiyorsun? Bu mesela parti tutmak benim takım... Dünya görüşümle aynı değildir. Aynı düşünmüyor. Ben de onlar gibi aynı düşünmüyorum. Ama sana çok yararı dokunacaksa mesela o partinin. Ya ben öyle menfaata düşün. Dayalı diyelim ki ben birisine menfaat oy veriyorsa menfaatıma dayalı vermiyorum. Yani ben dünya çizgime bakarım. Dünya baktığım pencereden bakarım ona göre oy veririm. Benim görüşlerime, değerlerime hangisi çok daha yakınsa kendime kimi hissediyorsam ben de öyle cahil kör gidip Erdoğan'a oy vermiyorum. Ben de araştırıyorum Erdoğan'a veriyorum ama neden vermem lazım? Ya da kızıma gidin Erdoğan'a oy verin dediğim zaman en az ikna edebiliyorum. Kızım şu sebepten dolayı Erdoğan'a oy verin diyebiliyorum. İkna ettim mi etmediysem onun görüşüdür. Onun için benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne aynı dünya görüşüm aynı değildir. Hani bagajı çok dolu. Yani hani Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi ki biz her kesimle helallaşacağız. Helallaşayım deyince adam bu sefer vaat verdi. Ne dedi? Biz Ayasofya Camisi'ni tekrar kilise yapacağız. E senin bagajın zaten dolu. Ben de muhafazakar bir seçmenim. Sen Ayasofya'yı tekrar kilise yapacağım diye vaat edersen ben sana oy vermem. Sen Taksim Camisi'ni müze yapacağım dersen ben sana oy vermem. Yani vermem sana. Sen bunları söylediğin zaman... Sen bana çıkıp derse durmadan Diyanet İşleri Başkanları saldırırsan, cami hocalarına saldırırsan, cami mezunlarına saldırırsan, ben gelirsem yaz kursu öğrenci, camide yaz kursu öğrenciler kurs görüyor, Kur'an kursu. Ben bunları kapatacağım dersen ben sana oy vermem. Ben ekmeği soğanı düşünemem. Benim bazı değerlerim var. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi, milliyetçi, Atatürkçü bir kesim var ya Erdoğan'a kesinlikle hiçbir katiyen oy vermiyor. Ben de onlardanım. Ben de onlar gibi düşündüğüm için yani farklı düşündüğüm için ben de oy veremem. Buna da insanlar saygı duyması gerek. Cumhuriyet Halk Partisi bireylere dayalı değil. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına Erdoğan'ı getirirsen ben yine vermem şahsım olarak. Yani bir saniye sözüm bitiyor. Yani mesele benim şahıslarına sorunum yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinden bu yani muhafazakarlara, dini inançlarına, dini değerlerine hep nasıl diyeyim bagajı dolu diyeyim de çok sayarım da şimdi uygun değil. Yani geçmişi dolu. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt vatandaşıyım. Tamam bak. Benim annem 85 yaşında öldü. Türkçe Allah razı olsun. Türkçe öğrenmeden öldü. Yani nasılsın oğlum diyemedi bana. Hep Kürtçe konuştu. Öğrenemedi. Çünkü köyünde okul yoktu. O dönemde okutamadılar. Hani hem Kürtçe yasaktı. Dilimize kelepçe vurulmuştu. Kürtçe yasaktı. Konuşamıyorduk. Türkçeyi de konuşmam lazımdı. Türkçe öğrenmem için nasıl öğreneceğim? Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili olan Türkçe öğrenmem için ne yapman lazım? Benim köyüme okul getirmen lazım, değil mi? Evet. Benim annem babam Türkçe öğrenmesi için köyüme okul getirmen lazım. O hizmeti orada vermen lazım. Vermediği zaman da konuşurken yasak konuşamazsın. Bana öğret dediğin zaman biz öğret diyor sana. Ya arkadaş öğretemiyorsun. Hizmet de veriyemiyorsun. Daha gidin bak gidin Güneydoğu'nun çok köylerinde halen okul yoktur ya. Gezin, araştırın. Güneydoğu çok köylerde dip ya. Ben de geldim. Bazı köylerde yoktur yani. Son dönemde geldim. Yani onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi bugüne bagajı dolu olduğu için. Ha bir kere nasıl olur biliyor musun? Bir dilini değiştirmesi lazım. Uslubunu değiştirmesi lazım. Değilim Nişan. Ben Erdoğan'cıyım. Teşekkür ederim teyze. Ben de teşekkür ederim. Herkesin görüşüne saygım var. Yaparsa Erdoğan yapar. Yıkarsa... Peki neden? Yaparsa Erdoğan yapar. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Sözünün eri sabah ayrı, akşam ayrı konuşmuyor. Yıkarsa Halk Partisi yıkar, yaparsa AK Parti yapar.